Star Trek, episod 8, Bölüm 8, Future Imperfect. Gelecek ee, mükemmel çok değildir. Bölüm. Ge ben çok coşuyorum bu bölüme. <laughs> bu bölüm evet, senin de aslında biraz Holodeck'ten de geldiği için değil mi? Seni hemen bence oradan yakalamıştır bu bölüm. Ya yani Holodeck'ten gelmiyor da Holodeck mantığından gelen bir bölüm. Yani e, Cyberpunk bir bölüm aslında. Evet. Yani şimdi bugün bile hala... Geçen sene çıkan Black Mirror'da falan vardı. Abi meğer işte şey... Black Mirror'da değil. Neyin için neydi şimdi ee, neydi? Galiba... Twilight Zone bölümlerinde miydi? Abi simülasyondaymışız. Twilight var ya bu, Çok iyi başlayan yıllarda. ama çok kötü giden Twilight Zone ya. Evet. Üzgünüm. Ya olayım. Twilight Zone'da yapalakmırı hala çünkü şey bitmedi. Abi meğer simülasyonun içindeymişiz. Abi simülasyonmuş. Abicilik bitmedi hatta. Bir ara pik yapmıştı. <laughs> Şimdi azaldı son zamanlarda simülasyon muhabbeti çok görmüyorum ben. Aşı var abi Ekstra çünkü. önce daha çok konuşurdu. Da aşı kavgası. <laughs> o baskıladı onu. <laughs> Böyle düz dünyacılık, simülasyonculuk, aşı karşıtlığı falan komple bir blok halinde ilerliyorlar. Bakalım nereye gidecekler. Ee, şey hoşuma gidiyor o yüzden açıkçası. Yani bugün hala pek çok modern eserde simülasyonu fark etmek, simülasyondan çıkmak için kullanılan e, teknik veyahut da espri aynen bu bölümde de var. Mesela Rick and Morty'de de vardı hatırlarsan ilk sezondaydı galiba dün. E, ya da ikinci sezonda da olabilir. Birçok yazı tekrarlıyorlar onu aslında. Koyuyorlar simülasyonun içerisine. Simülasyon içinde simülasyon mizahı bile hatta yapılıyor yapılıyor. E burada da Ryker mesela simülasyon olduğunu hızlıca şeyden çözmeye başlıyor. Ne zaman bir şey sorsa hep böyle bir geç cevap oluyor. Bir yere gitmeye çalışıyor. Bozuk. E, <laughs> tam evet cevap alamıyor. Şey de güzel. Yani ilk başta Romulanlardan hemen kullanacağı için ilk önce uyandığında Romulanlar çıkıyor karşısına. Ondan sonra vay Romulanlar da meğer başka bir olaymış falan. Simülasyon simülasyon içinde. Bu sefer simülasyon değil ilizyon çıkıyor ikinci katman hatta falan. Benim çok hoşuma gitti. Yani insanın aklıyla böyle oynayan. E şimdi şey gibi düşün tabii abi. 1990 senesinin bölümü bu. Tabii. 1990 senesi şunu izlediğinde vay abi neler oluyor ya filan dersin bir de. Yani biz artık bu hikayeye alışmış olmamıza rağmen bu güzel işlenmiş bir bölüm. Bir de o zamanlar çok yeni bir e, klişe bu aslında. Hani o klişenin bir de bu yeniliği de İnsanları şaşırtmış olabilir. Matrix öncesi dönemden bahsediyoruz yani. Tabii tabii bayağı önce. Yani Matrix'in aslında en iyi yapacağı işlerden biri. Ya zaten ufak bir hatırlatayım bölümü de. Hani izleyenler de şimdi hemen hatırlayamamış olabilirler. E, aslında iş biraz Romulan komplosu gibi başlıyor. Yani tarafsız bölgede, yaz sektöründe bir yere gidiyorlar. Ryker yanına e, işte oradaki anomali bir durum var. Ryker yanına işte Rafforge ve Worf alıp iniyor. Sonra bir anda baygınlık geçiriyorlar. Sonra Ryker böyle bir e, Romulan... E, ne bileyim laboratuvar gibi bir yerde uyanıyor. Ve burada aslında işte senin de dediğin e, o iç içe geçen kısmı biz aslında çok anlıyoruz bir, bir şekilde. Yani her şey bozuk. Bilgisayar çalışmıyor. Ryker'a cevaplar geç geliyor. Riker hemen kıllanıyor falan. Ve bunun aslında e, hemen çözümü verip Romulan, aa Romulan komplosuymuş ya tabii oğlum adamlar iyi yapmış deyip bizi bir uyutuyorlar orada. Bu aslında o dönem için hani 90'ları düşündüğünde evet çalışacak bir şey. Çünkü ama bence esas vurucu kısmı bütün komplonun aslında çok daha naif bir zihinden çıkmış olması. Hani hep arkası bunun çok büyük abi işte. Çünkü daha önce de gördük işte yaşlı adam dünyaları yok ediyor. Bir işte Q geliyor her şeyi değiştiriyor. Bunlar hep çok büyük, kudretli falan. Burada böyle gariban, yalnız kalmış, mutsuz. Yine bu sezonun temasına uygun. ...ailesiz kalmış... ...annesi onu kurtarmış... ...babası yok... ...annesi sonra ölmüş mü... ...kalmış mı belli değil... ...gitmiş... ...yani çocuk böyle... ...minnoş böyle... ...kalmış bir çocuğun aslında... ...zihninde... ...kendisine bir baba figürü... ...araması gibi... ...bir duruma getiriyor... ...o yüzden hoşuma gitti aslında... ...bu twist... ...hani yine böyle... ...arkasında şey çıksaydı... o şimdi Ryker'a bir komplo abi... ...onun babasının meğerse... ...belalısı gelmiş falan gibi... ...falan derdim yani... ...yani... ...şey aşamaları güzel... Yani ben bu bölümün genel olarak her tarafını takdir ediyorum. Yani başta gezegene iniyorlar. Hadi bir şey devriliyor. Zehirleniyorlar gibi bir şey oluyor. Aa ne oluyor diyorsun ya güzel açılıyor. Ondan sonra şeyde bir uyanıyor Riker. Saçı sakalı beyazlamış. Üniforması falan değişmiş biraz. Ne oldu lan bana bayılmıştım aşağıda diyor. Aga diyorlar 16 yıl geçti nasıl ya? İşte sen diyorlar oradan geri geldin. Orada bir virüs kapmışsın. Senaryo da güzel. Orada bir virüs kapmıştın. O virüs bir noktada Aktifleştiği zaman sen arada yaşadığın her şeyi unutacaktın senin başına o geldi biz zaten bunu bekliyorduk falan hani bir de böyle ikna edici Allah Allah ben virüs mü kapmışım ya Arda tabii tabii. Bak, sen artık kaptan oldun ya evlendin sen çocuğun var senin falan yani şey de ilginç ee, ve evet hani orada gerçekten de çocuğun aslında bütün bunları yapan karakter olduğundan kullanmamamız için hemen orada şerefsiz bakışlı bir Romulan sokuyorlar için içine. <laughs> Romulan da böyle şey aa olur mu biz yoruklarımız arasında barış istiyoruz falan dedikçe böyle şey oluyor <laughs> Vallahi bu yalan söylüyordu. sen de aslında seyirci olarak kullanıyorsun. Ee, şeyler güzel işte Jordi gözlerini tedavi ettirmiş. Worf'ta savaş yarası Second Captain e, data olmuş falan. Bir şey yani diyeyim mi orada hemen? Görüyorsun. Şey şey çok iyiydi hatırlarsın. Q bunlara güçler veriyordu. Laforge'un da gözünü açıyordu ve Laforge diyor ki ben kesinlikle istemiyorum falan. Evet. Ben orada Ryker'ın hemen kıllandı mı kullanmadı mı tam anlamadım. Kullandıysa çok güzel çünkü pek oyunculukla verememiş orada onu. Ama Hı -hı. hani istemediği bir şey yok aslında. Hemen orada Ulan evet lan bu herifin gözünü zaten açmıştı zaman ve tepki vermiş demesini beklerdim orada ya da bir böyle acaba düşünür müydü diye. Güzel detaydı aslında da. Yani geçmişe dönük e, verileri işliyor Star Trek. <laughs> yani orada şey gibi bir durum da olmuş olabilir tabii. Sonuçta bunu 16 yıl geçti falan diyorlar ya. Hani adama da ne oldu o zaman istememiştin gözlerini. Şimdi niye açtırdın abi 16 yıl geçti falan. Hani böyle <laughs> diyor, orada şey diyor klon teknolojisiyle açtırdım gözleri falan diyor. Başka bir şey de bahsediyor falan. Ee, ama şey falan güzel hani böyle tak diye böyle Romulan gemileri çıkınca hemen Riker savaş moduna geçiyor. ama abi dur savaştayız falan. Picard geliyor sakallı top sakal evet ya. işte artık yaşlanmış daha kıdemli amiral olmuş artık falan. Allah Allah diyorsun neler olacak yani aslında o başta ilk kurdukları hikaye de hani fena değil. Fake olarak kurulan. Şeyden çözülmesi de çok hoşuma gitti. Neticede karısı diye minueti koymuştur oraya. Ee, Hı -hı. Ta ilk sezonda mıydı ikinci sezonda mıydı? Evet Holodeck de ee, yaratıyordu onu bir barda. Bir, bir grup uzaylı hatırlarsan yani Riker'ı tavlayacak Hı -hı. ideal kadını ortaya çıkartmak için Holodeck'i aşırı güçlü çalıştırıp e, böyle hakikaten kanına suyuna çok uygun bir kadın çıkarıyorlardı ortaya. Bu da geçmiş anılarına baktığı zaman bir bakıyor aa minuetle evlenmiş çocuk minuetten olmuş hesapta. Aa diyor bu patlar yalan. Oradan çözüyor konuyu. Yani bu aslında şey konusunda da çok hoşuma gitti. Sonra e, şeyden holodeckten uyandığı zaman yani, o hani diyor şerefsizler diyor beni kapatmışsınız oraya falan. Ya diyor nasıl çözdün işte ...oldu görmüştüm ben o kadını... ...gerçek bir kadın değil orada patladınız... ...şey hoşuma gidiyor... ...Romulan abi orada şey diyor ya... ...Allah Allah diyor senin zihninde diyor... ...gerçek anılarla biri de o diyor... ...biz onun gerçek bir anı olduğunu zannettik... ...çünkü ona karşı olan sevgin, ilgin, evet. saygın... Evet. ...tümüyle gerçek diyor... Ee, ...şimdi evet mesela şey çok hoş... ...bugün de hala şeyi konuşuyoruz... ...hatta... ...en güzel yeri e, bu bölümün zaten... <laughs> evet ...bence de o. çok güzel bir cümle... ...çünkü Jasper Jewell diye bir tane akademisyen var... Ee, bu şeylerle alakalı bunu Half Real diye bir tane kitabı vardır Half Real kitabında şeyden bahsediyor hani dijital oyunlar gerçek değil ya ne alakası var falan çekiyoruz ama bizde yarattıkları tepkiler gerçek olduğu için dijital oyunların gerçekliğini kabul etsek aslında iyi olur falan gibi bir kitabı var o yazdı Half Real isminde orada işte şeyden bahsediyor yani oyunlarda kurduğumuz duygusal ilişkiler oyunlarda kurduğumuz sosyal ilişkiler oyunlarda kurduğumuz ee, bir tık tabii eski olduğu için bunu şey unutmamak lazım. World of Warcraft'ın ilk yıl zamanları falan. Hı hı. Yani sanal dünyalarda kurulan ilişkiler de ancak yani gerçek dünyada kurulan ilişkiler kadar gerçek ee, konusunu açtı bir kitabı var. E bugün de hala bunun devamını görüyoruz. Hayatımız daha da dijitalleştikçe hele de bence COVID döneminde falan insanlar artık dijital olarak bir sürü ilişkilerini yaşadılar, dostluklarını yaşadılar, arkadaşlıklarını yaşadılar ya. Aynen. Yani güzel bir noktaya temas ediyor 1990 senesinde henüz ee, sanal görüşme odaları yokken, virtual reality'ler yokken, dijital oyunlarda doğru düzgün NPC'ler yapılamazken güzel bir nokta yakalamışlar orada. Yani evet bir insanın tükettiği eser, onun kafasında tükettiği ve gerçek olmadığını bildiği bir karaktere duyduğu sevgiyi azaltmaya da biliyor. Bugün aslında pek çok mesela ne bileyim bir sanatçıyı da mesela sen klibini izleyip sevdiğin zaman aslında gerçekten onu sevmiyorsun, onun imajını seviyorsun. Hani benzer bir durumun tuzağına düşmüşler aslında orada da Romulanlar. Ama tabii o da işte üstüne ikinci bir katman daha bir şey çıkıyor. Bir, bir, bir katman daha çıkıyor üstüne. Yine tabii. de şey çok güzel gidiyor. Yani genel olarak konuyu çok iyi işleyip senin de dediğin gibi niye hainlik falan gibi bir yerden değil de duygusal da bir yerden kapatıyorlar. Çocuk meğer kendine bir arkadaş bir yoldaş arıyormuş ama korkuyormuş da falan. Şimdi. Ee, Zaten bu... İşte sevdiğimiz Star Trek bölümleri. Yani ben böyle çok coşuyorum bu bölümlere. <laughs> bu dediğin dijital tarafı tabii güçlü kılacak holodek var abi. Yani holodek o kadar güçlü ki. Bak bunu mesela şey iyi yapıyor Star Trek bu sezon. Böyle bölümlerin aralarında mesela Riker'la Picard konuşuyor. Ya diyor diyor dağa çıktım diyor. Geçen kaydım diyor falan. Orada sen de git. Ya diyor o kadar idmanlı değilim falan. Hmm. Şimdi holodek gerçekten seni orada... E, fiziksel de soktuğu için işin içine hani şimdi biz evet her dijital ortamda full fiziksel giremiyoruz ama bir yerden sonra tabii zihin ona alışıyor. Ve bu VR beraber belki daha da artacak bizde. Belki daha da gerçekçi şeyler hissedeceğiz, yaşayacağız. Zihnimize daha o kimyasallar tepkimeye girecek daha gerçekçi yaşadıkça. Ee, ama işte Holodeck'te bunun aslında güçlü kılan taraf orada. Şimdi çocuğa dönersek buradan, hani şeyi atladım bu arada onu da söyleyeyim. Ee, bunlar geminin tarandığını hissediyorlardı bölümün başında çocuk tarıyormuş meğerse. Yani muhtemelen zihinlerini okudu ya da işte bütün gemideki nasıl tepki veriyorlar, zihinlerinde ne var falan onlardan oluşturuyor zaten. Ve orada Riker'ı alması, Riker'ın Bak Picard'ı almıyor burada çünkü Picard zaten baba olmayı <laughs> isteyecek bir şey, zaten aşağıda gelmiyor. Ama Riker'ın e, burada direkt aşağı gelmesi ya da Laforge'a da, şey Raffo da Worf'u da almıyor. Çünkü Riker'da daha babalık konusu baskın muhtemel zihninde. Ve orada bir de hala şu tepkide vereceğim. Yine de Troy iplememiş şerefsiz Riker. <laughs> Gitmiş başka bir kadınla evlenmiş. <laughs> orada yine böyle Troy üzülüyor falan. bize işte, bırakmadı Aa, falan. Olur mu? <laughs> i̇şte asıl Riker oradan kullanıyor zaten. Ben diyor çiçek gibi Diana Troy'u niye almamışım? Ama işte Kimine zihninde, ben, ama zihninde almıyor abi işte. Çocuk olsa Troy'u alırdı. Niye almasın? Bak zihninde almıyor. O tamam belki kendi görüşünde alacak ama. Olodek'teki kız bilinçaltında daha baskın çıkıyor şimdi. Bir tanesi sanal yaratılmış e bir karakter, işte, bir tanesi gerçek Bu Troy. senin dediğin aslında ikilemi çok güzel destekliyor. Yani gerçek evet. bir karakteri almıyor yani. Zihninde çocuk onu bilinç altında hissetmiyor o kadar güçlü. Çok ilginç Valla, bir konu bu yani. Evet ya ben ben benim çok hoşuma gitti açıkçası yani. Keyifli keyifli bir bölümdü bu her türlü ya. Ee, güzel yani. Peki, eee bu kadar işte konuyu çözmesinden de çok çocuğu yine tabii o temayı da söyleyelim yine burada da bir çocuğu hemen sahiplenmesi var ve hiç sorgulamıyor bazı şeyleri ve çocuk da onu biraz denetliyor ya içeride böyle. Bir şey mesela sorgulayacak. Arayacak hemen çocuk geliyor ne bakacaksın ben göstereyim falan. Sonradan tabii Minot Minot'u görünce anlıyor. Ve sonra da çocuğu da yanında götürüyor bu arada. Evet hadi sen de hani en sonunda her şey ortaya çıkıyor meğerse çocuk yaratmış bütün zihin oyunlarını o yapmış ailesini kaybetmiş vesaire o mesela çocuğu alıp rahatlıkla götürüyor ve burada e, şimdi ileride mesela şeyi bekleyeceğim ben konuyu oraya getirecektim çünkü bir bölüm önce onu konuştuk bu çocuk da iki gün sonra bir akrabası dayısı çıktığında ve Star Trek tarafından büyütüldüğünde ya yani biz bu çocuğa dönecek miyiz ve onun da birileri gelip aa bak zamanda bu loop olmuştu şimdi sizin başınıza geldi hadi çözün bakalım olacak mı umarım olur çünkü çok güzel bir yerden bağladılar bölümü. Bakalım neler olacak. Ben dediğim gibi gerçekten yine ellerindeki teknoloji, bilgiyi malı iyi kullandıkları akıllıca bir bölümdü gerçekten. Future imperfect. Aynen. O zaman var mı ekleyeceğim bir şey? Bu bölümde bu kadar diyoruz yani. Yo böyleyiz yani. Okey. Bir sonraki Star Trek bölümde görüşeceğiz. Dördüncü sezonda dediğimiz gibi ya yani seçerek devam ediyoruz bölümlere muhtemelen bundan sonraki ilk bölümümüzde 10. bölümden sonraki parttaki bir bölüm, şey bölümden gelecek. O bölüme kadar beklemeye devam edin. Görüşeceğiz. Bay bay.